Değerli konuklar, şimdi ikinci ve son oturumu yönetmek üzere İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Sayın Erol Demirel ve konuşmacımız Doçent Doktor Tuğba Şavlı İbiş'i kürsüye davet ediyorum. Evet, bu güzel Çalıştay'ın son oturumuna geldik. Ben öncelikle Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, MÖDAV ve odamızın işbirliğinde düzenlenen bu Çalıştay'ın Nurhan Hocamızın şahsında bütün katılımcılara, bütün bu organizasyona emeği geçenlere, bütün hocalarımıza, siz değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir aslında Çalıştay'ı gerçekleştiriyoruz. Bu oturumla da tamamlayacağız. Hepiniz hatırlayacaksınız, en azından buradaki katılımcılar geçen Çalıştay'a da katıldılarsa hatırlayacaklar. 2017 senesinin Şubat ayıydı. Yanılmıyorsam yine bir Çalıştay bu salonda gerçekleştirdik. O zaman BOBİ Finansal Raporlama Standardının ismi yerel finansal raporlama çerçevesi olarak tartışılıyordu. Taslaktı. O gün bu tartışmaları yaptık. Yine hocalarımız sunumlar yaptı. Kamu kurumlarından katılan katılımcılar bu standart çalışmasının neler getireceğini, ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalabileceğimizi tartıştılar. Önemli tespitler yapıldı, önemli önerilerde bulunuldu. Bu tespit ve önerilerin BOBİ Finansal Raporlama Standardı olarak hayatımıza giren bu çalışmaya ne kadar etkisi olduğunu tam belki zaman içerisinde ölçeceğiz. Ama nihayetinde bugün elimizde gerçekten önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan bir standart var. Bağımsız denetim yaptırmak zorunda olduğu halde TAMSET, yani Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorunda olmayan işletmelerin uygulaması gereken finansal raporlama standardını daha doğru ifadeyle konuşuyoruz. Ben çok fazla, tabii bugün benim burada görevim bir açışı yapmak, biz de kapanışı yapmak, birden fazla konuşmacı da olmadığına göre işim son derece kolay olacak. Tabii hep şunu biz meslek odası tarafından ve meslektaşlar tarafından konuya baktığımızda katma değeri yüksek olsun, kamu yararını öncelesin, ülkemizin kaynaklarını en etkin ve verimli biçimde kullanalım. Bütün enerjimizi bu yönde kullanın. Bütün beklentimiz, bütün temennimiz bu. Yoksa ticaret kanunu hatırlayacaksanız konuşulmaya başlandığı tasarı olarak ilk defa gündemimize geldiği günden itibaren hem bağımsız denetimi hem muhasebe standartlarını biz gündemimize aldık. Müthiş eğitimler gerçekleştirildi. Burada Tuğba hocamız da bu sürecin içerisinde çok yoğun biçimde oldu. Ne oldu? İşte ticaret kanunundan bu tarafa, yani yasalaştığı süreçten bu tarafa geldiğimizde 6 yıllık uygulamada elbette pek çok gidiş gelmiş kavram kargaşaları, işte ben de bir taraftan hem uygulamacı hem dilim döndüğünde zaman zaman bu konuları anlatmaya çalışan bir arkadaşımız olarak bizim de çok fazla kafamız karıştı. Biraz önce finansal durum tablosu ve finansal performans mı diyesim geldi birden. İşte kar zarar diye konuşuyoruz şimdi tekrar. Bu süreçleri hep birlikte yaşadık. Ama meslek mensupları olarak biz bunların hepsini öğrenebiliriz. Bunlara zaman ayırabiliriz. Bunlara öğrenme yeteneğine
ve birikimine sahibiz. Önemli olan yapmış olduğumuz işin, ortaya çıkarmış olduğumuz ürünün tüm kesimler tarafından kabul edilmesi. Tüm kesimler tarafından kabul edilebilir çalışmalara dönüşmüş olması. Bir taraftan yatırımcılar, bir taraftan kredi verenler, bir taraftan regülatör kurumlar olarak baktığımızda biz yeniden finansal tablolar düzenlemek zorunda kalmayalım. Bütün konu bu. Bugünlerde, dün de Nalan hocamız da burada, tek düzende de önemli değişiklikler yapılması, tek düzen hesap planımızda da önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Biz bunları da kamu yararı açısından baktığımızda, aynı ortak dili konuşmak açısından baktığımızda doğru olabilir. Çünkü önemli değişiklikler öneriliyor. Fakat diğer taraftan şunu hep sorguluyoruz. Bunlar Maliye Bakanlığı ayağında ne kadar kabul görecek? Yani bu kadar üretim yapılacak, bu kadar emek harcanacak ve meslek mensupları belki yine çok büyük kaynak ve zaman ayırarak bunları yeniden öğrenecekler. Çünkü önemli bir altyapıya sahipler. Fakat bu tekrar Maliye Bakanlığı, hayır bunları koyduk biz işte 1994'ten beri uygulanmakta olan tek düzen muhasebe sistemi mantığında muhasebe uygulama genel tebliğlerini nasıl yönettiysek aynı mantıkla yöneteceğiz derlerse bu doğru olmayacaktır. Yoksa çok doğru, çok da güzel bir muhasebe uygulama genel tebliğine sahip olduğumuz halde bugüne kadar gelen uygulamalarda işte vergiyi ne kadar ilgilendiriyor konu, Maliye Bakanlığı da o kadar ilgilendiriyor mantığıyla yaklaşırsa o takdirde finansal tablolar bozulmaya devam edecektir ve yapmış olduğumuz işlerden de özlediğimiz katma değeri yaratamayacağız, alamayacağız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi programı aynen gerçekleştireceğiz. Yapılan duyuruda, programda 1,5 saatlik bir zaman ayrılmıştı bizim oturumumuza. Ben yani 2 gündür anlatılan konuların 27 bölüm, yani dipnotlarla ve geçiş hükümleriyle beraber 27 bölüm BOBİ finansal raporlama standardı. Bunun bütün bölümleri genel olarak bugün şu ana kadar sizlerle paylaşıldı. Aslında bu oturum bütün bunları toparlayacak, bütün bunlara ilişkin bir uygulama ışığı bize verecek. Çok önemli bir çalışma. Her ne kadar tüm bölümleri tamamen kapsamayacak olsa da özellikle geçiş sürecinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor, hangi finansal tabloları özellikle yaratacağız, bunların ortaya konması açısından çok önemli bir oturum olduğunu düşünüyorum. Özellikle uygulamacı arkadaşlarımızın da sonuna kadar oturumu ilgiyle izleyeceklerini düşünüyorum. Ha, başka bir taraftan da sunumu bugün yapacak olan Tuğba hocamız, ki Cemal hocam bana Erol Tuğba'dan bahsederken Tuğba İbiş diye söyle dedi. Tuğba İbiş diye söyle dedi. Ben inatla Yeditepe Üniversitesi, aynı zamanda öğretim üyesi doçent doktor Tuğba Şavlı İbiş olarak sizlere tekrar aktarmak istiyorum. Çok birikimli bir hocamız, hem bir uygulamacı hem bir akademisyen olarak İstanbul Odası'nın çalışmalarına bu konuları özellikle konuşmaya başladığımız günlerden beri çok büyük katkılar verdi. Hele hele bağımsız denetimi konuşmaya başladığımız günlerde nasıl yapalım da meslektaşlarla bu bağımsız denetimi daha anlaşılabilir bir hale getirelim diye bir proje koyalım dedik. İşte Cemal hocamız da burada, o ekibin içerisinde ben de vardım. Önce bir teorisini anlatalım bu işin dendi. Yani şöyle bir denetim nedir? Sonra bağımsız denetim nedir? Bir kitap hazırlandı o zaman. Tuğba hocamız bu kitabı hazırlamıştı. O kitabı, o çalışmayı bütün meslektaşlarımızla paylaştık tüm İstanbul'da. Denetim nedir? Ardından bağımsız denetim dedi. Sonra yine büyük bir çalışma gerçekleştirildi. Bağımsız denetimi nasıl yapacağız? Bağımsız denetim uygulaması nasıl olacak? Bugün işte bu işi gerçekten Türkiye'de yapan büyük denetim şirketlerini bir araya getirdik. Onların know-how'larını burada paylaşarak
ortak bir çalışma yaratıldı. Bağımsız denetim uygulamasına yönelik KOBİ idi o zaman. KOBİ'lerde finansal raporlama iyi konuşuyorduk o günlerde ve KOBİ'lerde bağımsız denetim bir KOBİ ölçeğinde işletmede nasıl yapılmalı? Tüm çalışma kağıtları işe kabulden kalite süreçlerine kadar giden müthiş bir çalışma gerçekleştirildi. Orada da yine Tuğba hocamız vardı. Hem eğitim bölümünde hem anlatım sunum bölümünde yer aldı. Bunları neden söz ediyorum bunlardan? Demin başa döneyim. Evet, meslek mensupları gerçekten bu süreçlere çok duyarlı. Kendilerini çok fazla da geliştiriyorlar. Her gün, her an, ama bunların artık bunlara değer verilsin isteniyor. Bakın, biraz önce bir tartışma oldu. İşte biz nerede buluşacağız? Hani toplumsal olarak baktığımızda bütün bu anlatmış olduğumuz şeyler, işte ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik atmosfer, krizler, regülatör kurumların yapmış olduğu düzenlemeler, bu işi nasıl bu kamu yararını önceleyen bir noktada buluşturacak? Bu tartışma işte bir hocamız ertelenmiş vergi bizi buluşturacak bir noktada dendi. Ben yani şöyle düşünüyorum. Düşünün ki bir ertelenmiş vergi uygulaması. Maliye Bakanlığı işte neredeyse cari her yıl vergi afları çıkaran bir yere gelmiş. Her yıl aflar çıkıyor. Efendim inceleme raporları yapılıyor. Buralarda tartışmalı pek çok konu var. Yeniden matrahlar yazılıyor. Aflar çok önceden duyuruluyor, af çıkacak diyerekten. Oturacağım ben şimdi finansal tablo düzenleyeceğim. Affı öngöreceğim. Eğer aftan faydalanacaksam o af nedeniyle vazgeçeceğim mali zararı efendim ertelenmiş verginin neresine yazacağım? Ertelenmiş vergi varlığımı azaltacak mıyım? Baştan o kadar düşük mü yazacağım? Şimdi bunlar asıl konuşulması gereken meseleler. Yani bunlar bizi yani ertelenmiş vergide buluşmak teknik bir konu, ayrı bir konu ama toplumsal olarak kamu yararı anlamında baktığımızda daha farklı şeylerin yapılması lazım. Ben sözü çok fazla uzatmadan sevgili hocama sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. 1,5 saatlik süremiz var. Ben ağzımı kapattım. Top size. Yok, gerçekten bu oturumda zamanı yönetmek biraz zor. Şimdi anlatım yaptığınızda slide sayısı, süre hani bir fikir verebiliyor. Ama benim gerçekten bir fikrim yok. Hızlı mı gideceğiz, yavaş mı gideceğiz? Onun için Sayın Demirel'den beni uyarmasını rica ediyorum. Eğitimlerde günün en zor eğitimi yemek sonrasıdır. Ama bu tip toplantılarda da en zoru son oturum herhalde. Dolayısıyla kimsenin sabrını taşırmadan ama hiçbir şeyi de eksik bırakmadan bitirmemiz lazım. O yüzden lütfen süre konusunda beni uyarın. Saatimi koydum önüme ama yine de destek istiyorum. Hakikaten dünden beri bütün konuların aşağı yukarı üzerinden geçildi. Çok da güzel sunumlar, paylaşımlar yapıldı. Şimdi ben bunları bir örnek üzerinde toparlamaya çalışacağım. Ama takdir edersiniz ki her bölümden örnek yapmamız mümkün değil. Uygulamada karşımıza çok çıkacağını düşündüğüm şeyleri ön plana almaya çalıştım. Bilmiyorum yeterli olacak mı ama önerileriniz varsa bundan sonraki örnek çalışmalarında kullanmak üzere paylaşmanızı rica ediyorum. Yine örneklerin üzerinden geçerken elbette ki bu kalabalık ve uzak ortamda rakamları çok birebir takip edebilmeniz mümkün olmayabilir. Ama elinizdeki kitaplarda var örnek. Sonrasında çok rahatlıkla üzerinden geçip daha detay bakabilirsiniz. Burada biraz daha kavramsal geçeceğiz. Hani yapılan düzeltmelerde neyi ön plana çıkardığımızı, nasıl yaptığımızı. Çünkü slaytlar geçtikçe rakam takibinde zorlanabiliriz. Hani o konuda da şeyinizi rica ediyorum, anlayışınızı. Şimdi Bobby AŞ diye bir şirketimiz var. Tek düzen hesap planına göre hazırlanmış mali tablolarını göstereceğim size. Varlıklar, yükümlülükler, kaynaklar ve kar zarar tablosu olarak. Mesela varlıklarda hazır değerlere dokunacağız. Acaba burada değişiklik yapmamız gerekiyor mu diye bir bakacağız. Menkul kıymetlere dokunacağız. Değerleme farkları var. Bunları düzeltmek zorundayız gibi. Ticari alacaklara bakacağız. Acaba şüpheli alacak gibi bir konuda fark yaratacak mı? Stokları gözden geçireceğiz.
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara bakacağız. Ve buralarda hep karşımıza bir takım farklar çıkacak. Tabii ki kurgulanmış farklar bu örnek çerçevesinde. Kaynak tarafında kısa vadeli ve uzun vadeli banka kredilerine bakacağız. Ve elbette ki karşılıklar bizim için önemli bir konu olacak. Farklı farklı karşılık örneklerimiz var. Zamanın akışına göre onlara da değineceğiz. Elbette ki geçmişten gelen tüm etkileri yansıtacak olan geçmiş yıl kârlarına da mutlaka göz atmak zorundayız. Gelir tablosu, kâr zarar tablosu, farklı düzenlemelerde farklı isimler kullanıyoruz. Satışlara bakacağız. Tabii ki satışların maliyetine beraberinde bakacağız. Ama diğer hesap kalemleri etkilenecek. Neden etkilenecek? Bilanço üzerinde yaptığım düzeltmelerin yansıması olarak etkilenecek. Bir de tek düzen hesap planında şimdiki haliyle olağan dışı diye bir kalemimiz var. Buna ilişkin de tabii olağan dışı kavramı olmadığı için yeni rapor standartlarımızda buna da bir göz atmamız gerekecek. Aslında gelir tablosu sınıflandırmaları bizi biraz yoracak BOBİ FRS'de. Zira bu standardımız oldukça detaylı bir finansal tablo formatı öngörüyor. Hani ben hep özetten yanayımdır, hani eğitimlerden bilirsiniz. Ama Avrupa Birliği'nin yönergesi detaylı vermiş. Dolayısıyla da bu BOBİ FRS'de detaylı bir format tercih edilmiş vaziyette. Ama bu detay şimdiki tek düzen hesap planıyla birebir örtüşmeyecek. Bir takım sınıflamalar yapmamız gerekecek. Dolayısıyla yeni tek düzen hesap planı formatı eğer gerçekten hayata geçerse destek sağlayacak BOBİ FRS'nin hazırlanmasında. Ama şu an göreceksiniz bir takım böyle sınıflamalar yapacağız. Eğer hesap planında birebir bağlantılıysa, yani kebir mizandan birebir BOBİ FRS finansal tablo formatı ile eşleştirebiliyorsak, bazı şeyleri de daha en baştan öyle uyarlayacağım. Ama bazılarında hesabın içinde kalıyor. Dolayısıyla ekstra bir sınıflandırma kaydı yapmak durumunda kalacağız. Onlar biraz başta karışık gelebilir ama tamamen BOBİ FRS'nin finansal tablo formatına uyum için yaptığım düzeltmeler. Yani sonrasında zaten alışacağız tabii ki bu formata ama şimdilik bizim için farklı bir sunum. O yüzden dikkat etmemiz gerekecek. Ve tabii ki bugün her şey ertelenmiş vergiye bağlanıyor. Biz de en sonunda bütün yaptığımız düzeltmelerin vergi etkilerini hesaplayacağız. Ve dolayısıyla kâr zarar tablosundaki vergi satırı da değişmiş olacak. Şimdi sırayla başlayalım. Zamanımıza göre dediğim gibi ayarlayacağız. Nakit ve nakit benzerleriyle başlayalım. İlk sırada finansal tablomuzda. Şimdi mesela ben burada alınan çekleri hiç dahil etmedim. Niye? Biliyorum ki buraya koysam da sonrasında benim bunu alıp ticari alacaklara sınıflandırmam gerekecek. Dolayısıyla mizandan finansal tabloları oluştururken biliyorsunuz hani bunu dışarıda yapıyoruz artık hani muhasebe programımızdaki otomatik bir şey değil birçok şirket için. Excel üzerinde yapıyoruz. Ben de Excel üzerinde bu linklemeyi yaparken aldım doğrudan alınan çekleri ticari alacaklara yansıttım. Ama bu bir çalışma uslubu. Yani herkes böyle yapacak diye bir şey yok. Siz dersiniz ki yok ben önce ticari alacaklara koyarım bunu hazır değerlere koyarım. Normal hesap planındaki gibi sonra bir sınıflandırma kaydı yaparım. Tabii ki hangisi kolay geliyorsa size doğru yol odur. Yani bu bir uslup çünkü ben böyle yapıyorum. Bir başka hoca gelip başka şekilde de sunabilir. Siz kendiniz için hangisi kolaysa onu seçin. Uygulamadaki en şey hani İngilizlerin atasözü hangi yol kısaysa o yol, hangi yol doğruysa o kısadır. Burada da aynı şey geçerli. Hangisi sizin için kolaysa onu benimseyin. Yoksa ben kendi uslubumla, kendi öğrendiğim şekilde anlatıyor olacağım bazı şeyleri. Dolayısıyla çekleri buraya hiç almadım. Bunları ticari alacaklara koydum. Bankalarda vadeli mevduatımız var. Güzel. Bu vadeli mevduatlarla da ilgili 181 hesapta faiz gelir tahakkukları zaten yapılmış. Çünkü bütün dönem sonu kapanış işlemleri muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre yapılmış bir mizandan yola çıktığımı düşünüyorum. Ama biz BOBİ FRS'de diyoruz ki bu mevduatlar itfa edilmiş değeriyle gösterilecekler. Dün hesaplamalarını detaylı bir şekilde gördük zaten. Peki
Ayrıca böyle bir hesap istemiyoruz bilançoda. Ben de o zaman oturacağım, vadeli mevduatların itfaiye edilmiş maliyetini, tutarını hesaplayacağım ve ona göre bir sınıflandırma, bir düzeltme yapacağım. Tek düzen hesap planındaki faiz hesabı bilirsiniz basit faiz hesabıdır. Ana para çarpı faiz oranı bölü 360 çarpı gün sayısı hesaplanmış. 181 hesabı da yansıtılmış. Ben oturdum Bobby FRS için itfaiye edilmiş tutar hesabı yaptım. Gelecekteki paranın bugünkü değeri anlayışıyla bir hesaplama yaptım. Aslında finansçı hocalarımız tabii ki daha iyi yorumlayacaklardır ama çok basite indirgersek bu basit faizle bileşik faiz farkıdır. Başka bir şey değildir. Vadesi geldiğinde bankadan alacağım para belli zaten. Ama bunu finansal tablolara yansıtırken basit faiz uygularsanız, bileşik faiz uygularsanız 2018 ve 2019 payları arasında bir geçişme olur sadece. Bu yöntemi de tutarlı şekilde uyguladıktan sonra hiçbir şey değişmeyecek. Peki o zaman niye değiştirdi bu standartlar? Yani biz eskiden hep basit faiz uygulaya gelirken niye şimdi itfaiye edilmiş tutara döndük? Finans sektörü böyle hesapladığı için döndük. Bankalar böyle çalıştığı için biz de finansal tablolara finansçıların yaptığının sonucunu yansıtmaya çalışıyoruz bu konuyla alakalı olarak. Bankalar bunu böyle kullanıyorsa biz de böyle hesaplayalım anlayışıyla standartlar bu noktaya geldi. Ama tabii şunu da söylemem lazım. Çok kısa vadeli mevduatlarda aradaki fark önemli olmayacaktır. Yani ister basit faiz hesabı yapın, ister bileşik faiz hesabı yapın. Aradaki fark çok küçük çıkacaktır. Dolayısıyla unutmayınız ki bu finansal tablolarda önemlilik prensibi var. Aynı tam set TMS'de olduğu gibi burada da var. Nedir önemlilik? Finansal tablolardaki bir yanlışlık veya eksiklik. Finansal tablo okuyucusunun o finansal tablolara dayanarak vereceği kararı etkiliyorsa önemlidir. Dolayısıyla çok ufak farklarla da hani aşırı vakit kaybetmeye gerek yok. Siz bunu değerlendirecek zaten tecrübedesiniz. Ama bu önemlilik kavramını da bir kenarda tutalım lütfen. Çok ufacık bir fark var. Onu düzeltmeye değer değmez. Peki değmiyorsa o zaman 181'deki tahakkuku alır, banka mevduatının üzerine koyar ve yoluma devam ederim. Ama önünüze çok farklı örnekler çıkabilir. Hiç yapılmamıştır kayıtlarda veya gerçekten içeriğine bağlı olarak önemli bir fark çıkıyordur. O zaman tabii ki düzelteceğiz. Sonuçta prensibimiz belli. İtfaiye edilmiş değeriyle göstermek istiyoruz. Bu örnekte baktığınızda 31 Aralık 2018 itibarıyla 255 bin liralık bir faiz farkı çıkıyor eğer itfaiye edilmiş maliyet hesabı yaparsam. Yok eğer yasal kayıtlara bakacak olursam 248 bin lira var. Aradaki farkı sadece düzeltmem gerekecek. Şimdi tabii ilk yıl şöyle bir sıkıntımız var. Önce 2017'yi düzelteceğiz. Hani karşılaştırmalı sunmamıza gerek yoktu geçişte. Karşılaştırmalı sunmak için yapmayacağım zaten. Açılış bilançosunu hazırlamak için yapacağım. 2018 sonu bilançoyu hazırlamak kolay. Peki gelir tablosunu nasıl hazırlayacağız açılış bilançosu olmadan? Dolayısıyla her halükarda 31 Aralık 2017 veya dilerseniz 1 Ocak 2018 diyelim bilançosunu hazırlamak zorundayız. Bu ne demek? 2017 bilançosuna da bakıp aynı 2018'de yapmam gereken düzeltmeleri yapacağım ve sonrasında onu 2018'e geçmiş yıl karları olarak taşıyacağım. Ama 2017 bilançosunu hazırlarken geçmiş yıl karlarıyla dönem karı ayrımını bilemeyeceksiniz. Çünkü 2017 dönem karının Bobby FRS hesaplanabilmesi için 2016 bilançosuna gitmeniz lazım. O zaman ama benim için önemli mi? Değil. Çünkü ben 1 Ocak 2018 geçmiş yıl karlarını merak ediyorum. O da 31 Aralık 2017 bilançosunun dönem karı artı geçmiş yıl karlarının toplamıdır. Tabii ki temettü ödemesidir, sermaye artışıdır, onları ihmal ettim. Hani düz mantık konuşuyorum. O zaman 2017 bilançosunu hazırlarken bütün bu düzeltmeleri iki hesabın toplamı olacak şekilde birikmiş karlar veya dağıtılmamış karlar hesabını kullanarak yapabilirsiniz.
ve bu rakam 1-1-2018'e aynen devredecek. Benim 2018 yıl sonu finansal tablolarımda da geçmiş yıl karları rakamını oluşturacak. Şimdi ilk örnekte 2017'yi ayrı yapıp taşıyacağım. Ama hani her seferinde sizi bu taşımayla yormak istemiyorum. Diğer seferlerde otomatik alacağım o taşıma kayıtlarını. Ama kitabımızdaki örnekte hepsi tek tek adım adım yapılmış vaziyette. Önce 2017'ye düzeltme, sonra onun 2018'e taşınması, arkasından bir üçüncü adım 2018 düzeltmesinin yapılması şeklinde kurgulandı. Şimdi 31 Aralık 2017'deki farklarımızı dikkate aldığımızda nakit benzerlerinin üzerine 100 bin liralık bir faiz transferi yapmam lazım. Diğer dönem varlıklarda 91 bin lira vardı. Arada da 9 bin liralık bir faiz hesaplamasından kaynaklı fark var. Onu da dağıtılmamış karlarla muhasebeleştirdim. Dediğim gibi çünkü dönem karı desem bir önceki yılı da hesaplamam gerekir. O yüzden hiç o ayrıntıya girmeden ben bunu dağıtılmamış karlar veya birikmiş karlar iki ifadede kullanılıyor olarak değerlendirdim. 2017'yi 2018'e taşımam lazım şimdi. Niye? Şimdi gerçek hayatta böyle bir taşıma yapmıyorsunuz. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü kullandığınız muhasebe programlarında bir tuşa basınca 31 Aralık 2017'nin kapanış fişi 2018'in açılış fişi olarak otomatik karşınıza geliyor. Siz sadece kontrol edip onaylıyorsunuz. Ama şimdi bunu yapacak bir mekanizma yok. Hani bunu Excel üzerinde yapıyorsam, muhasebe programına bir şekilde ikinci bir şirket açarak entegre etmediysem bunu benim tekrar yapmam lazım. O zaman ne yapacağım? Bunu bir kere yeni yıla taşıyacağım. Nasıl taşıyacağım? 2018'de sonuçta bu faiz olayı zaten ortadan kalktı. Çünkü şirket vadeli hesap kapandı, alacağı faizi aldı, artık bir şey kalmadı. Aldı da ne yaptı o faizi? Faiz geliri yazdı sonuç itibariyle 2018'de. Dolayısıyla ben 2018'de düzeltmeyi yaparken 9.283 lirayı finansal gelirlerden düşüyorum ve geçmiş yıl karlarına da alacak kayıtla yansıtmış oluyorum. Böylece 2017'nin düzeltmesi 2018 finansal tablolarına doğru bir şekilde yansımış oldu. Eğer muhasebe programında yapsaydım zaten bu sonucu doğuran bir taşıma kendiliğinden oluşacaktı. Benim bir daha bir şey yapmama gerek kalmayacaktı ama şimdi yapmak zorundayım. Ve cari yıl düzeltmesini yapacağım arkasından. 2017 etkisini taşıdım. Tamam ama bu sene sonu için de bir farkımız vardı. O farkı da yine gelir tahakkuklarından nakit ve nakit benzerlerine sınıflama yaparak ve aradaki farkı da ki bu sene 6.690 lira fark çıkmış, o farkı da finansal gelir yazmak suretiyle yansıttım. Şimdi ben örneklerde tek düzen hesap planı kodlarını kullanmadım. Bilerek kullanmadım. Çünkü dediğim gibi birebir örtüşmeyen durumlar söz konusu ve hali hazırda yapılan bir çalışma var Kamu Gözetim Kurumu'nda. Tek düzen hesap planında bir takım hesaplar değişecek, güncellenecek, eklemeler yapılacak. Dolayısıyla buraya hesap numarası yazarsam sonrasında kafa karıştırıcı olur. O yüzden yazmadım. Zaten uygulamadaki arkadaşlarım hesap planını benden çok daha iyi kullanabilirler. O yüzden bunları hesap planına yansıtmada bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ben Bobby FRS'nin finansal tablo satırlarını kullandım. Yani finansal tablo satırlarına mizandan gelen rakamları koyup üzerine düzeltmelerimi yaptım. Dediğim gibi çünkü burada ben bir hesap koyarım. Sonra yayınlandığında başka bir hesap numarası geldiğinde uygulamada kafamız karışır. O yüzden kullanmamayı tercih ettim. Nakit benzerlerindeki tek düzeltmemiz bu. Genel olarak karşımıza çıkacak. Tabii ki şirket özelinde başka durumlarla karşılaşabiliriz. Ama hemen hemen çoğu yerde karşılaşacağımız bir örnekti vadeli mevduatlar. Finansal yatırımlara geçtim. İkinci sırada tek düzen hesap planında menkul kıymetler diye adlandırdığımız ama Bobby FRS raporlamasında finansal yatırımlar ifadesini tercih ettiğimiz. Bobby AŞ'de bir 110 hesapta hisse senetleri var. Bu hisse senetleri borsada işlem görüyor. 112 hesapta devlet iç borçlanma senetleri var.
240 hesapta da kısa uzun hepsini bir araya topladım tekrar olmasın diye. Borsada işlem görmeyen bağlı menkul kıymetlerimiz var. Hani bu borsada işlem görüyor görmüyor olması tamamen kurgu tabii. Yani illa 110 hesaptaki görecek, 240'taki görmeyecek diye bir kaide yok. Öyle kurguladım. Tek düzen hesap planında doğal olarak 110 ve 240'taki değerlerimiz maliyetiyle yansıyor. Devlet iç borçlanma senetlerimiz de borsa raiciyle yansıyor. Ama ben Bobby FRS olarak hadiseye baktığımda, Bobby FRS bana diyor ki, eğer elinde bir hisse senedi var, bir öz kaynak aracı var ve bu borsada işlem görüyorsa, gerçeğe uygun değeriyle yansıt. Borsada işlem gördüğüne göre borsa değeri, çok basit bir gerçeğe uygun değer. Devlet iç borçlanma senetleri sabit faiz getirili kağıtlardır. Ne zaman, nasıl bir nakit akışı olacağı önceden bellidir. Dolayısıyla bunları da itfa edilmiş değeriyle yansıtıyor. Borsada işlem görmeyen bir takım yatırımların varsa hisse senedi anlamında, öz kaynak aracı anlamında onları da maliyetiyle bırak diyor. Çok güzel. Kayıtlarda ne olduğu belli, ne olmasını istediğim belli. Aradaki farka bir düzeltme kaydı çıkarmak durumundayım. 2018 itibarıyla ben bu hesaplamaları yaptım. Devlet iç borçlanma senetleri için itfa edilmiş maliyet değer. Biz tabii tam setten itfa edilmiş maliyete alışkınız. Şimdi itfa edilmiş değer lafı geçiyor. Onun için kusura bakmayın. Terminoloji karışıyor bazen. İkisini birden kullanıyoruz. Bu şekilde hesapladığımda kayıtlı değeri 1.320.000 gözüken finansal yatırımlarım Bobby FRS'de az önce bahsettiğimiz değerleme hükümleriyle 1.439.000 liraya çıkıyor. O zaman 119.000 liralık bir düzeltme yapmam lazım. 2017'de de benzer hesaplama var. Notlarımızda var ama dediğim gibi uzatmak istemedim. 2017'deki değerleme farkımız da 44.000 lira. Ama tabii 44 bin lira deyip geçemiyorum aslında. Bu 44 bin lira hangi kağıtlardan geliyor? Hala elimde mi? Sattım mı? Onlara bakmam lazım. Çünkü Bobby FRS'de satış kârı ayrı bir satırda, değerleme farkı ayrı bir satırda, faiz geliri ayrı bir satırda. Onları ayrı sunabilmek için detaylarına hakim olmanız lazım. Sınıflamaları ona göre yapmanız lazım. Taşıma veya ters çevirme işlemine ona göre karar vermeniz lazım. Şimdi eğer geçen sene elimde olup bu sene vadesi dolmuş bir kağıdın farkından bahsediyorsak ben onu ters çevirerek taşırım. Çünkü artık elimde değil. Şirket zaten kayıtlarında o geliri yazmış. Ben onu ters çeviririm diye bakarım. Ama hala elimde olan bir kağıdın değerleme farkıysa geçen seneyi taşıyıp üzerine bu seneyi eklerim. Ben böyle yapıyorum. Siz yine diyebilirsiniz ki ben geçen seneki kayıtların hepsini ters çevirir sonra sıfırdan yaparım. Buyurun yapın. Ya da hepsini taşır, sonra dönem sonunu düzeltirim. O da mümkün. Yeter ki kar zarar tablosunda bir gelir bir gider yazmaya sebep olacak şeylere yol açmayın. Çünkü bazen o tamamen çevirip taşıyıp düzeltmek ya da tamamen ters çevirip düzeltmek kar zarar tablosunda aynı konuyla ilgili bir gelir bir gider yazmanıza yol açar. Rakam önemliyse kar zarar tablosundaki rakamları lüzumsuz yere şişirmiş olursunuz. Buna dikkat etmeniz lazım. Yoksa hangi yöntem size kolaysa tekrar ediyorum onu seçin. İster hepsini taşıyın sonra düzeltin, ister hepsini ters çevirip sonra düzeltin. Benim tercihim hep konuya bağlı olarak çevirmek, ters çevirmek veya taşımak alternatifini seçmektir. Yani ben kalem bazında karar veririm. Hangisini taşıyayım ve sene sonunda düzelteyim, hangisini ters çevirip sene sonunda yeniden yazayım. Kalem bazında karar veririm. Tercih sizin. 2017 düzeltmesinden 44 bin lira gelmişti. Ben burada direkt finansal gelirler yazarak geçtim ama bunun alt kırılımları var. Yani alt kırılımlarda finansal gelirin altında değerlemeden kaynaklı bir gelir mi, faiz gelirimi, satış kârımı ayrıntısına dikkat etmeniz lazım. Ama dediğim gibi hani burada o detaya girersek içinden çıkamayız bu formatta. O yüzden tek satır yazdım. Kitapta açık yazılı. Yani 44 bin tek kalem değil,
kırılımları yazılı. Geçmiş yıl karlarını düzelttim alacak kayıt vermek suretiyle ve finansal gelirlere borç kayıt vermek suretiyle finansal gelirleri düzelttim. Yine bazen bazı yanlış anlaşmalar oluyor. Gelir hesabına nasıl borç kayıt atıyorsunuz diyorlar. Gelir hesabı alacak çalışır. Niye borç yazdınız? Unutmayın ki ben dönem sonu kapanış işlemleri yapılmış, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre yapılmış bir mizanın üzerinden gidiyorum. Dolayısıyla benim yaptıklarım rutin kayıtlar değil. Ben dönüştürme kayıtları yapıyorum. Yani düzeltme kayıtları yapıyorum. Bir hata yaptınız, gelirlere fazla yazdınız. Nasıl düzelteceksiniz o hatayı? Gider mi yazacağız? Hayır, gidip gelir hesabını düzelteceğiz. Onu yapıyorum. O yüzden ters kayıt gibi gelebilir size. Ama unutmayınız, bunlar geçiş kayıtları, düzeltme kayıtları. Kayıtlarımızı Bobby FRS'ye göre tutmaya başladığımız gün, istisnalar hariç yine hani hata yoluyla yaptığımız şeyleri düzeltme dışında tabii ki alacak kayıt veriyor olursunuz gelir hesaplarınıza. 2018 farkımız ne kadardı? 119 bin liraydı. İşte bunun bir kısmı hisse senetlerinden değer farkı, bir kısmı itfa edilmiş değer farkı olmak üzere 119 bin lira finansal yatırımları düzeltmem lazım. Burada ayırdım. 39 bin lira faiz, kar payı ve bunun gibi gelirlere gidecek finansal gelirlerin altında. 80 bin lira ise değer artış kazançlarına gidecek. Çünkü bu 80 bin lira hisse senetlerinin değer artışından geliyor. Yani onları dediğim gibi buradan tek tek yakalayabilmeniz zor ama sonra birebir eşleştirebilirsiniz. 80 bin lira nereden geldi, 39 bin lira nereden geldi diye. Tek satır olsaydı finansal gelirler diye mal tabloda ben de ayırmak zorunda kalmazdım. Ama tek satır değil, finansal tablo formatımız oldukça detaylı. Geldik ticari alacaklara. Ticari alacaklarda bakın alınan çekleri buraya koydum. Öbür tarafa dahil etmemiştim, buraya koydum. Sonra şuna bakmak istiyorum. Şirket bir şüpheli alacak karşılığı ayırmış. Tek düzen hesap planında görüyorum. Geçen sene 400 bin lira, bu sene 500 bin lira. Ama hep biliyorsunuz ki yasal kayıtlarda ayrılan karşılıklar genelde verginin izin verdiği ölçüdeki karşılıklardır. Vergide kanunen kabul edilebilir gider olmayan, yani çok basit bizim deyimimizle KKG yazılacak bir şey yansıtılmaz kayıtlara. İstisnalar kaideyi bozmaz elbette ki. Dolayısıyla ben oturup bir daha bakmak istiyorum. Acaba tahsili şüpheli hale gelmiş ve finansal raporlama standardı açısından karşılık ayrılması gereken bir şey var mı diye. En çok kullandığımız ne? Bir yaşlandırma tablosu. Artık birçok muhasebe programı bunu veriyor. Yani hani çok küçük şirketlerde bile çıkarabiliyorsunuz. Yaşlandırma tablosu alıyorum. Diyorum ki toplam alacağım ne kadar? Bunun ne kadarının vadesi gelmedi henüz? Ne kadarı vadesini geçti? Peki kaç gün geçti? Bir ay, iki ay, üç ay. Şeyinize göre bir analiz yaptık. Şu 360 günden fazla geçenler zaten yasal kayıtlarda da karşılık ayrılmış. Yine ben öyle kurguladım. Hani bu bir şey değil ama öyle kurguladım. 360 günden fazla olanlar için zaten kayıtlarda karşılık var. Ha, ama ben bu yaşlandırma tablosu üzerinden şirketin geçmiş performansına bakarak her yıl ne kadar kayıp yaşamış bu şirket alacaklarından ötürü, vadesi geçme sürelerine bağlı bir takım istatistiksel veriler oluşturdum. Dedim ki vadesini bir ay geçtiyse %5'ini kaybederim. Vadesini 3 aydan fazla geçtiyse %25'ini kaybediyorum. Vadesini 120 günden 4 aydan fazla geçmişse %50'sini kaybediyorum gibi bir istatistik, tamamen şirketin geçmiş performansına dayalı. Her şirkette farklı olabilir. Dolayısıyla bu şirket datalarından oluşturduğumuz bir bilgi diye bir analiz yaptım ve diyorum ki karşılık rakamımın 802.500 lira olması lazım bu sene. Kayıtlarda ne var? 500 bin lira var. Ama geçen sene de 734 bin olması gerekiyordu. Kayıtlarda 400 bin vardı. Dolayısıyla bir küçük analiz yapma ihtiyacındayım. Geçen sene 400 bin vardı. Üzerine 100 bin lira gider karşılık ayırdılar ve 500 bin liraya geldiler yasal kayıtlarda.
Bobby'de geçen sene 734 olmasını istiyorum. 100 bin lira zaten kayıtlarda ayrılmış bir şey var. Yani o yansıdı gider olarak. Ve ben sene sonunda 802 olmasını istiyorum. 734 artı 100, 834 etti. Fazla geldi. Eğer 734'ü taşıdıysak, sene sonunda bakalım ne kadar düzelteceğiz diye. 32 bin lira fazlamız var. O zaman 734'ü taşıdığımız durumda 32 bin lirayı düzelteceğiz. Ya da taşıma işlemini yaparken ikisinin netini dikkate alacaksınız. Hangisini tercih ediyorsunuz? Ben önce geçen seneyi taşıdım. 334 bin liralık karşılığı bu seneye taşıdım. Arkadan 32 bin liralık cari yıl düzeltmesini yaptım. Şüpheli alacak karşılığına 32 bin lira borç. Esas faaliyetlerden diğer giderlere 32 bin lira alacak verdim. Yine bakın giderlere alacak verdim. Niye? Çünkü şirket 100 bin lira yazdı gider. O gider bu satırın içinde. Ben oradan düzeltiyorum 32 bin lirayı. O yüzden diğer giderlerden düştüm. Bu mal tablo formatımızda bir esas faaliyetlerden diğer giderler var, bir de diğer giderler var. Onları da göreceğiz, karıştırmayalım. İki ayrı diğer satırımız var. Sırada stoklar. Ticari alacaklarda artık iskonto olayı kalmadı. Bobby FRS net bir şekilde söylüyor, bir yılın altını iskonto etmeyeceksiniz diyor. Ha, olmaz mı bir yılın üstünde? Olur, dün örnekler gördük. Ama hani ağırlıklı olarak olmaz. Yani istisna örnekleriniz olur. Şimdi şöyle bir düşünün kendi müşterilerinizi. Hani kaç tanesinde vardır? Çok azında vardır. Dolayısıyla ihmal ettik. Olursa tabii ki aynı mantık itfa edilmiş maliyet hesabı yapacaksınız ama dediğim gibi çoğunlukla 12 ayın altında olduğu için böyle bir sorunumuz olmayacak Bobby FRS'de. Tam sette tartışılıyor. Tam sette nasıl olacak da faiz oranları buraya çıktı, biz yapmayacak mıyız, yapacak mıyız? Piyasada ciddi bir tartışma var bu konuda. Bazı firmalar yaparız diyor, bazıları yapmayız diyor. 2018 yıl sonu finansal tabloları yayınlandığında göreceğiz bakalım hangi görüş ağırlık kazanmış olacak. Geldim stoklara. Stoklarda nelere dikkat etmem lazım? Bir kere şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Neydi değerleme prensibimiz? Net gerçekleşebilir değer ve maliyetin düşük olanıyla değerlenir. Ana fikir bu. Yani stok bölümünün ana fikri bu cümle. Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanıyla değerlenir. Ha, o zaman benim bu analizi bir kere yapmam lazım. Bir gözden geçirmem lazım. Özellikle ilk madde malzeme mamul ticari mallar grubu için bir net gerçekleşebilir değer analizi yapmam lazım. Ama uygulamada biz genelde mamul ve ticari mal üzerinden gideriz. Mamullerde problem görüyorsak ona ilişkin ham maddelere geri döneriz. Yani bu uygulamacının pragmatik bir yaklaşımıdır. Standart böyle bir şey söylemiyor bize. Ama bir ilk madde malzemede problem çıkma ihtimali mamulde varsa vardır. İstisnaları yine bir kenarda bırakıyorum. Yani son dönemde fiyatlar öyle oldu, böyle oldu. Dolayısıyla ben mamulü test ederim. A mamulünde problem bulduysam, A mamulünün üretiminde kullanılan ham maddelere bakarım. Başka bir kullanım alanı var mı? Sadece bu mamulde mi kullanılıyor? Sadece bu mamulde kullanılıyorsa orada da problem olacak demektir. Hani genelde öyle yaparız. Özel bir durum söz konusu değilse. Dolayısıyla burada da aynı şeyi yapacağız. Mamul ve ticari mallara bakacağız. Diğer stoklara bir göz atmak lazım. İçinde ne var? Hani her kalemde diğer olunca bir bakarız ya, diğer varlıklar, diğer dönen, diğer duran, diğer gelirler, diğer giderler. Mal tablo okurken ne yaparsınız? Mutlaka gidip içinde ne var diye bakarsınız. Çünkü hiç aklınıza gelmedik şeyler olabilir içinde. Diğer stoklarına baktığınızda da yedek parçalarla karşılaşabilirsiniz. Ama sarf malzemesi niteliğindeki yedek parçalardan bahsetmiyorum. Yani somun, civata, ampul, tel, onları konuşmuyoruz. Bazen öyle örnekler olabiliyor ki bir makinenin yedek parçası, başka hiçbir kullanım alanı yok. Hiçbir kullanım alanı yok. Makine kullanılıyor, yedek parça da bulunsun elimizde diye alınmış. Makinenin ömrü bitti. Satacağız hurdacıya, kampanya yapıyoruz. Hurda makine alana sıfır yedek parça bedava.
Niye? Yedek parça hiç açılmadan duruyor. Ama hiçbir işinize yaramaz artık. Makineyi sattığınız gün onu da elden çıkaracaksınız. Elden çıkarıp doğrudan gider mi yazacağız? Çok küçük bir rakamsa yazın, uğraşmayın. Ama önemli bir rakamsa, bizim daha en başında o yedek parçayı stok değil, maddi duran varlık olarak değerlendirmemiz ve ilgili makineyle birlikte amorti etmemiz lazım. Var mı diye bakmamız lazım. Bu ikisini örneklendirdim stoklarda. Bakalım neler varmış. Şimdi diğer stokların içine baktım. 350 bin liraydı. 150 bin lirası sarf malzemesi, 200 bin lirası da yedek parça. Ve bu yedek parça Temmuz 2018'de alınan bir makineye ilişkin. Makinenin faydalı ömrü de 10 yıl. Peki o zaman ne yapacağız? Maddi duran varlık olarak sınıflandıracağız. Artı Temmuz ila Aralık dönemine ilişkinde 6 aylık amortisman ayıracağız. Hemen hesaplamaları yapalım ve ayıralım. 200 bin lirayı sınıflandırmak kolay zaten. Maddi duran varlıklara borç, stoklara alacak verdim ve 200 bin lirayı sınıflandırdım. Hemen arkasından 6 aylık amortisman hesaplaması yaptım. 200 bin lira %10'dan 6 ay 10 bin lira amortisman gideri karşılığında da birikmiş amortismanları etkileştirdik. Tabii bu hep devam edecek bundan sonra. Yani ben bunu 2018 yaptım artık kolay olsun 2017'den taşımayalım diye. Ama unutmayın ki bunu her sene taşımaya ve düzeltmeye devam edeceksiniz. Her yılki amortismanını 10 yıl bitene kadar devam edeceksiniz. Ya da bu belki de günün birinde bu yedek parça hakikaten maddi duran varlıklara geçecek yasalda da. Niye? Bozulacak orijinali, kullanmaya başlayacaklar. O zaman düzeltmenize dikkat. O zaman yasal kayıtlarda da amortisman ayrılıyor olacak. Dolayısıyla siz amortisman hesaplamanızı ona göre yapıp aradaki farkı düzelteceksiniz sadece. Tabii böyle sunumlarda kolay tarafını anlatıyoruz. Zorlukları size bırakıyoruz uygulamada. Net gerçekleşebilir değer analizi yaptım stoklar için. Mamul ve ticari malları seçtim. Birim maliyeti ne kadar? Satış fiyatı, tahmini satış fiyatı ne kadar? Tamamlama maliyetleri ve satışa ilişkin maliyetler ne kadar olacak diye bakıp net gerçekleşebilir değer hesapladım. Ve neydi sıkıntı? Net gerçekleşebilir değer maliyetin altına inerse. Baktım, bir tanesinde inmiş. Bir mamulde inmiş ve 25 bin liralık bir fark yaratıyor benim için. 220 ile 233'ün arasındaki farktan kaynaklı. Pardon, 220 ile. 153'lerde bakıyorum. Bir başka kalemde yine orada da bir fark var. Oradan da bir 45 bin liralık fark gelmiş. Toplam 430 bin lira. Geçen sene 390 hesaplamışım. Yanlış hesaplamadıysak. Bu sene 430. O zaman geçen seneki 390'ı taşıyıp bu seneki 430'u düzeltmek lazım. Şimdi yine geçen seneki 390'ı taşıyıp taşımamakta o stoklar hala elimde mi değil mi diye bakabilirsiniz. Ama burada gelir gider etkisi yaratma riskiniz yok. Çünkü her durumda karşı ayağa satılan malın maliyeti. O yüzden hiç uğraşmanıza gerek yok. Aynen taşıyıp düzeltebilirsiniz ya da aynen iptal edip düzeltebilirsiniz. Ben taşımayı tercih ettim. 390 bin lirayı stok değer düşüklüğü karşılığı olarak taşıdım. Ardından aradaki 40 bin lira olarak bu seneki farkı yansıttım. Böylece 430 bin liraya çıkmış oldu stok değer düşüklüğü karşılığı. Maddi duran varlıklardayım. Maddi duran varlıkların hareket tablosunu aldım önüme. Bakıyorum ne olmuş. Yıl içerisinde finansman gideri aktifleştirmişler. Bir takım yeni alışlar olmuş, satışlar olmuş. Peki nelere bakalım? Bir kere bu finansman gideri aktifleşmesi Bobby FRS'ye uygun mu diye bakalım. Çünkü yasal kayıtlarla aramızda fark olduğunu söyledi hocalarımız. Dolayısıyla bir kontrol etmemiz lazım. Arada bir şey var mı diye. Ne diyor Bobby FRS? Üretilmesi, inşası ya da oluşturulması normal şartlar altında bir yıldan uzun sürenlerde diyor. Elde edilmesiyle doğrudan ilişkili olan borçlanma maliyetlerini
varlığın maliyetini dahil edip etmemeye bir yıl sınırıyla bakacaksınız diyor. Tabii şimdi satın aldığımız bir kalemin üzerindeki faturasında bunu ayırıp ayırmamak bir şey. Yani bazen çünkü 6 ay vadeli satın alma yapıyorsunuz. İçinde bir vade farkı oluyor ve siz onu zaten ayrı görmüyorsunuz. Bir yılın da altında şey yapmayalım, ayırmayalım diyorsunuz. Ama burada krediyle bir satın alma ve üzerine kredi aktifleşmesi var. Ben hani örnek olmasını da isteyerek şey yaptım. Yani alındığında kullanıma hazır. Bu bir taşıt aracı. Dolayısıyla da alındığında kullanıma hazır olan bu makinenin üzerine herhangi bir ilave finansman gideri aktifleşmesi yapmayalım diye kurguladım soruyu. Dolayısıyla da ona bir düzeltme hazırladım. Binalarımız var, böyle yüksek tutarda. Acaba bu binaları kendimiz mi kullanıyoruz diye baktım. İçinde bir tane bina var ki kendimiz kullanmıyoruz. Ne yapmışız? Kiraya vermişiz, kira geliri elde ediyoruz. Ha, kira geliri elde ediyorsak o zaman bu yatırım amaçlı gayrimenkul olacak. Bilançoda ayrı gösterilecek. Bilançoda ayrı gösterilmenin ötesinde de şirket yatırım amaçlı gayrimenkulü gerçeğe uygun değeriyle değerlemeye karar vermiş. Ona yönelik düzeltme yapacağız. Son bir şey, değer düşüklüğüne bakacağız. Değer düşüklüğü var mı yok mu? Neydi buradaki prensipte? Yine bir terazimiz var. Bu sefer geri kazanılabilir tutarı defter değeriyle mukayese ediyorum. Yine geri kazanılabilir değer defter değerinin altında kalırsa düzeltme yapmam lazım. Peki, kendi örneğimize geri dönelim. Şimdi Ağustos 2000'de 400 bin liralık bir makine alınmış. Ve bu makinenin finansmanı banka kredisiyle yapılmış. 50 bin lira tutarındaki faiz de vergi mevzuatına uygun bir şekilde aktifleştirilmiş. Bu kredinin daha uzun soluklu bir kredi olduğunu öngördüm. Makinenin kurulumu birkaç gün içinde gerçekleştirilmiş, üretime de alınmış. Dolayısıyla aslında aktifleşecek bir şey de pek yok böyle baktığınızda. Buraya bir şey daha ekledim aynı örneğin içine. Faydalı ömür düzeltmesi. Şimdi biz vergide nasıl belirliyoruz amortisman sürelerini? Bir liste var ilan edilen. O listeye bakıyoruz ve oradaki faydalı ömür sürelerini kullanıyoruz. Oysa standartlar diyor ki varlığın faydalı ömrüne göre amorti et. Çoğu zaman artık eskisi gibi değil tabii. Eskiden bu 5 yıl, 4 yıl limitleri varken vergide çok fark çıkıyordu. Şimdi o kadar değil. Şimdi çok yakın olan örnekler çoğunlukta. Yani verginin açıkladığı faydalı ömür süreleriyle bizim gerçekten uygulamada bu varlığın faydalı ömrü ne olur acaba dediğimiz şeyler çok yakın olabiliyor. 8 demiş 9 çıkmış, 9 demiş 10 çıkmış. Zaten bu bir muhasebe tahmini. Hani bu 2 artı 2 eşit 4 bir sonuç değil, bir tahmin. Dolayısıyla tahminlerde de bu kadar farklılıklar olabilir. Çok küçük oynamalar olduğunda ben açıkçası düzeltmeyi çok tercih etmiyorum. Zira o düzeltmeyi ömrünün sonuna kadar taşıyacaksınız. Mal tabloya etkisi çok küçük olacak. Ama gerçekten aradaki fark önemliyse, birinin 5 dediğine biri 10 diyorsa, 10 denene 15 deniyorsa ve rakam büyükse, evet, o zaman düzeltmek zorunda kalırız. Tabii böyle eğitim örneklerinde önemliliğe bakmıyoruz. Hani her farkı düzeltmeye çalışıyoruz ki örnek olsun. Burada da ben bu makineye bir ilave yaptım. Dedim ki verginin 10 yıl faydalı ömür biçtiği, ekonomik ömür diyor biçtiği süreye ben 15 yıl demişim. Dolayısıyla onunla ilgili de bir düzeltme yapmak durumundayım. Faiz giderini gider yazacağım, amortisman düzeltmesi yapacağım faydalı ömürle alakalı olarak. Dolayısıyla makinenin satın alma bedeli 400 bin lira. THP'de 50 bin lira finansman gideri aktifleşmesi yapılmış tek düzen hesap planında. Bobi'de ben yapmamaya karar verdim. Dolayısıyla maliyet rakamım değişti ikisi arasında. Faydalı ömürler de farklı. Dolayısıyla oturdum, birikmiş amortismanı yeni değer üzerinden yeniden hesapladım. Maliyette 50 bin lira farkım varken birikmiş amortismanda da 33 bin lira farkım çıktı. Şimdi tek yapmam gereken bu farkları kayıtlara yansıtmak.
Yine bir kolaylık, 2018'de satın aldık. 2017 etkisi yok. Sadece 2018'e ilişkin düzeltme yapacağız. 50 bin liralık borçlanma maliyetlerini düzelttik, gider yazdık. Birikmiş amortismanlarda da yeniden hesap yapmak suretiyle amortisman giderini düzelttik. Bu makina ömrünü tamamlayıncaya kadar 15 yıl boyunca bu düzeltmeyi yapmaya devam edeceğiz. Her yıl bu etkiyi hesaplayacağız ve düzelteceğiz. İşte bu faydalı ömür düzeltmelerinin böyle bir sıkıntısı var. O yüzden diyorum, çok küçük olduğunda ihmal edebiliriz. Mal tabloyu etkilemeyecek bir şeyle uzun süre uğraşmaya gerek yok. Kıst olayı bir de çok gündeme gelir ve bununla ilgili çok düzeltme yapılır. Tam sette kıst ifadesi geçmez. Burada geçiyor değil mi kıst ifadesi? Tam sette geçmez. Ama tam set şöyle der. Varlığın faydalı ömrüne sistematik bir şekilde yayılır. Sistematik bir şekilde yaymak deyince de Aralık ayında aldığımız bir makineye 12 aylık amortisman ayıramayacağımızı bir zaten sonuç olarak çıkarıyoruz kıst demese bile. Burada olay çok daha netleştirilmiş, kıst denmiş ama hani bu kıstı da dediğim gibi yine bir mantık çerçevesinde yapmak lazım. Bazen günlük mü yapalım diye sorular oluyor. Böyle bir zorunluluk yok. Sizin muhasebe sisteminiz, kullandığınız program ne kadar detaylı yapmanıza izin veriyorsa o ölçüde yapabilirsiniz. Önemli olan finansal tablolardaki rakamların okuyucuyu yanıltmayacak kadar düzgün hazırlanmış olması. Yoksa günlük yapınca da biri çıkıp saatlik mi yapacağız acaba diye sorabilir. Oralara gitmiyoruz elbette ki. Ama program günlük yapmaya daha uygundur. Günlük yapsın o zaman, yani ona da kimsenin itiraz ettiği yok elbette ki. Dedim ya, temin binalardan bir tanesi yatırım amaçlı gayrimenkulmüş. Niye? Kiraya vermişiz ve kira gelir elde ediyormuşuz. O zaman öncelikle yapmam gereken, bu yatırım amaçlı gayrimenkulü bilançoda ayrı bir yere koyacağım. Artık o maddi duran varlık değil, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak ayrı bir satırda gözükecek. Artı, yatırım amaçlı gayrimenkullerde dilerseniz gerçeğe uygun değeriyle yansıtma yöntemini, dilerseniz maliyet eksi birikmiş amortisman yöntemini seçebilirsiniz. Bu şirket gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiş. Dolayısıyla onun için de bir düzeltme yapmam gerekecek. 2018 sonu itibarıyla maliyeti 1 milyon, birikmiş amortismanı 200 bin lira, yani net defter değeri 800 bin lira olan bir varlıktan bahsediyoruz. Geçen senede varlığın net defter değeri 840 bin lira imiş. 2017'de gerçeğe uygun değeri 1 milyon 200 bin lira olarak tespit edilmiş. 2018'de ise 1 milyon 300 bin lira olarak tespit edilmiş. Şimdi tabii burada yine örnek, 2017'de bu rakam tespit edilmiş demek kolay. Ama gerçek hayatta geriye dönük değerleme yapmak bu kadar basit bir şey değil. Tabii gerçeğe uygun yatırım amaçlı gayrimenkul olduğunu bildiğimiz kalemlerde ama maliyetiyle de göstersen zaten gerçeğe uygun değerini dipnotlarda açıklamak zorundayız ya fikriyle geçen senenin de gerçeğe uygun değerini bildiğimiz varsayılıyor. Eğer güvenilir bir değerlendirme ise geçen seneki elbette kullanabilirsiniz. Peki ama kullanmakta olduğum bir varlığı transfer edersem, yani kendi kullanımımdaydı geçen sene, bu sene yatırım amaçlı gayrimenkul yaptım. Niye? Kiraya verdim boşaltıp. Geçen seneki gerçeğe uygun değerini bilmek zorunda değilim çünkü geçen sene maddi duran varlıktı o. Ne yapacağım o zaman? O zaman da tam setten referansla ilk geçişteki değerleme farkını öz kaynaklara yazın diyor. Sonrasında kar zararı kullanın. Hani bu tip geçişlerde dikkatli olmak lazım. Ama baştan zaten biliyorsak o zaman sorun yok. Daha kolay raporlamak. Önce sınıflandırdım. 800 bin liralık yatırım amaçlı gayrimenkulümü yatırım amaçlı gayrimenkullere alıp birikmiş amortismanlar ve binalar satırlarından düzelttim. Arkasından ne yapacağım? Gerçeğe uygun değer düzeltmesi yapacağım. Pardon, bir de kira gelirini sınıflandırdım. Çünkü az önce söylemiştim ya, Bobby finansal tablo formatında bir esas faaliyetlerden diğer gelir giderler var, bir de diğer faaliyetlerden gelir giderler var. Bu ikisi arasında ilk başta bir karışıklık yaşayabilirsiniz. Ama hani baktığınızda nelerin nereye dahil edilmesi gerektiği aslında açıklanmış ama başlangıçta alışana kadar birazcık yorulabiliriz.
Kira geliri esas faaliyetlerden diğer gelirler altında gözüküyordur muhtemelen. Ama biz bunu yatırım amaçlı gayrimenkul yapınca yatırım amaçlı gayrimenkullerin kira gelirleri diğer faaliyetlerden gelirlere yansıtılması isteniyor. Dolayısıyla böyle bir sınıflandırma yapmak durumunda kaldım. 2017'de 360 bin lira fark gelmişti. Hatırlayın, net defter değeri 840 bin liraydı. Gerçeğe uygun değerinde 1 milyon 200 bin lira olarak tespit etmiştik. Dolayısıyla 360 bin liralık bir değer artışı geçen seneye ait. O yüzden geçmiş yıl karlarıyla ilişkilendirdim. Artı bu sene bunun üzerine bir 140 bin lira daha geldi. Niye 100 bin lira gelmedi mi? 1 milyon 200 binden 1 milyon 300 bine. Evet ama 40 bin lira amortisman gideri yazdı şirket kayıtlarında. O amortisman giderini ters çevirmem lazım. Çünkü amortisman gideri olmayacak. Dolayısıyla böyle baktığınızda 140 bin liralık bir değer artışı var yatırım amaçlı gayrimenkulün üzerinde. Bir başka binamızda ne yazık ki değer düşüklüğü problemi var bu kez. 2018 yılı Ekim ayında şirketin en büyük depolarından birisinin bulunduğu bölgede yaşanan deprem sonucunda bir fay hattı tespit edilmiş ve bölgede yer alan birçok binanın değer kaybına uğradığı görülmüş. Maliyeti 750 bin lira, birikmiş amortismanı 150 bin lira, yani net defter değeri 600 bin lira olan bir bina içinde biz tereddüte düşmüşüz ve oturup bir değer düşüklüğü analizi yapmışız. Bunun sonucunda kullanım değeri 500 bin lira, net satış fiyatı 550 bin lira olarak tespit edilmiş ki bu bize geri kazanılabilir tutarın 550 bin lira olduğunu söylüyor. Niye? Hangisi büyükse, değil mi? Kullanım değeriyle net satış fiyatının hangisi büyükse. Ben şimdi bunu net defter değeriyle kıyaslayınca 50 bin liralık bir değer düşüklüğüne ihtiyacım olduğu sonucunu görüyorum. O zaman ne yapacağız? Hemen bir düzeltme yapacağız. 50 bin lira diğer faaliyetlerden giderlere yansırken maddi duran varlıklarda da binadan düzelteceğiz. Şimdi mal tablo formatına baktığınızda maddi duran varlıkların altında birikmiş amortisman satırı yok. Yani bina, makina, taşıt hepsi var ama birikmiş amortisman diye bir satır yok. İki alternatifimiz var. Ya birikmiş amortismanları ekleyeceğiz, ayrı bir satır açacağız bilançonun üstünde. Ya da her bir kalemin birikmiş amortismanını mahsup ederek net yazacağız oradaki rakamları. Bilmiyorum uygulama hangisini tercih edecek. Ya da beklenti hangi yönde. Ben burada ayrı bir satır açtım birikmiş amortismanlara ve ayrı gösterdim. Ama dediğim gibi uygulama başlayınca göreceğiz. Acaba net gösterimi mi tercih edecek piyasa yoksa ayrı bir satır mı açacak? Zira bununla ilgili bir özel düzenleme, özel bir şey yok. Sadece mal tablo formatında böyle bir satır yok. Tam setten alışkanlık değer düşüklüklerini birikmiş amortismanları artırmak suretiyle yansıtmaktır. Yine bu bir yerde yazmaz. Bir standartta böyle bir ifade yoktur. Ama uygulama hep değer düşüklüklerini birikmiş amortismanları artırarak mal tablolara yansıtır. O şekilde kurguladım ama dediğim gibi eğer net gösterim tercih edilecek olursa o zaman zaten ilgili satırdan düşüyor olacağız bilançoya yansıtmayı yaparken. Bunu da birazcık uygulama gösterecek bize. Evet, sırada maddi olmayan duran varlıklar var. Maddi olmayan duran varlıklarda dün konuştuk neler maddi olmayan duran varlık olur, neler olmaz. O manada bakmamız lazım. Bir kere buradaki kuruluş ve örgütlenme giderlerinin maddi olmayan duran varlık olmadığını biliyorum. Bunlar maddi olmayan duran varlık değil. Araştırma geliştirme giderleri dikkatimi çekiyor. Acaba maddi olmayan duran varlık mı diye bakmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de genelde Ar-Ge deyip geçiveriyoruz. Araştırma ve geliştirme safhasıyla pek ilgilenmiyoruz. Bizde adı Ar-Ge bunların. O yüzden bakmam lazım. Acaba bunlar geliştirme mi? Yoksa içinde araştırma var mı ki kuvvetle muhtemelde var çıkacaktır örneklerimizin birçoğunda. O yüzden ben de bunlara göz atmak istedim. Bir kere kuruluş ve örgütlenme giderlerini hiç tartışacak bir şeyimiz yok. Bunlar maddi olmayan duran varlık tanımına girmez.
Dolayısıyla doğrudan giderleştirmemiz lazım. Elbette ki geçen seneki kısmı geçen senenin hesaplarına ilişkilendirilecek. Yani geçmiş yıl karlarını düzelterek yapacağım. Bu seneki tek yapmam gereken düzeltme de cari yıl amortismanını iptal etmek olacak. Çünkü kendisi olmayan bir varlığın amortismanı olamayacağına göre 2018 düzeltmesinde de şirketin yasal kayıtlarında yansıttığı amortismanı iptal edeceğim. Genel yönetim giderleri yine bir kurgu. Hani şirket öyle yazdı varsayımıyla oradan düzelttim. Şirket hangi hesaba yansıttıysa elbette ki oradan düzelteceğiz. Yani tek düzen hesap planında nerede muhasebeleştiği önemli. Çünkü ben yapılan kaydı ters çevirmeye çalışıyorum. Neredeyse oradan çevirmem lazım. Geldim araştırma geliştirme giderlerine. Bakalım Bobby AŞ'deki durum neymiş? 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 1 milyon 250 bin liralık bir ARGE var bilançoda. Gittim sordum soruşturdum. Ki bu 2018'e de aynen devretmiş vaziyette. Bu aslında tamamen araştırmaymış. 2017 sonunda dediler, araştırmanın sonucunda çok güzel bir noktaya geldik, aradığımızı bulduk, 2018'de onu geliştirmeye çalışıyoruz. Süper. O zaman 2018'de gelen 250 bin liralık ilave aslında geliştirme maliyetiymiş. O zaman 2018'deki 250 bin lira maddi olmayan duran varlık olarak kalabilir ama 1 milyon 250 bin lirayı gider yazmam lazım. Çünkü o araştırma. Tabii böyle kurgularken çok kolay ama gerçek hayatta bu siyahla beyaz gibi ayrılan şeyler değil araştırma geliştirme giderleri. Oldukça gri bir alan. Ve o grinin nerede kesitini alacağınızı belirlemek çok zor. Bu projeyi yönetenlerle çok detaylı konuşmanız lazım. Çünkü onlar her şeye tamam geliştiriyoruz diyorlar. Yani bu geliştirme diyor hele mali işlerle konuşursanız. Projenin başındaki insanlarla konuşmak lazım. Ne yaptıklarını anlamak lazım. Bunun hakikaten bir geliştirme mi yoksa bir araştırma mı olduğuna karar vermek lazım. 2017'den gelen 1 milyon 250 bin lirayı düzelttim ve onu aynen 2018'e taşıdım. 2018'de ne yapmam lazım? Bu örnekte bir şey yapmama gerek yok. Çünkü araştırma safhası tamamlandı ve geliştirme başladı. 2018'deki harcamaların maddi olmayan duran varlık olmasına hiçbir itirazım yok. Artı şirket daha geliştirme harcamaları devam ettiği için daha amortismana başlamamış, itfaiye başlamamış. Dolayısıyla oradan da düzeltecek hiçbir şeyim yok. Ama unutmayın, bu bittiğinde geliştirmeleri amorti edeceğiz, kabul. Ama yasal kayıtlarda 1 milyon 250 bin lirada amorti edilmeye başlanacak. Siz o amortisman başlayınca ters çevirmeye başlayacaksınız. Yani bunları da tabii ileriki süreçlerde unutmamamız gerekiyor. Varlık tarafında bu kadar düzeltme yeter değil mi? Biraz da yükümlülüklerden bahsedelim. Banka kredilerini aldım önüme. Kısa ve uzun vadeli Bobby AŞ'nin banka kredileri. Ve elbette ki bu banka kredilerine ilişkinde bir gider tahakkuku var mali tabloda. İtfaiye edilmiş değerle yansıtmam gerektiğini biliyorum. Gider tahakkuklarını ayrı göstermek istemiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Oturacağım, krediler için itfaiye edilmiş değer hesabı yapacağım. Ama hani mevduatlarda konuşmuştuk ya, rakam çok küçükse şey yapmayalım, uğraşmayalım. Burada kısa vadeli banka kredilerinde önemli bir fark çıkmaz. Cüzi farklar bulursunuz itfaiye edilmiş mali tutar veya basit faiz hesabı arasında. Dolayısıyla bırakın kalsın. Ama sunum açısından doğruya gelmemiz lazım. Gider tahakkuklarından kredilerin üzerine taşımamız lazım. Uzun vadeli kredilere geldiğimizde ise kredinin yapısına, krediyi aldığımız tarihten itibaren bugün kredi sözleşmesinin neresinde olduğumuza bağlı olarak aradaki fark büyük çıkabilir, küçük çıkabilir. Dolayısıyla oturup bakmak lazım. Oturup bir itfaiye edilmiş değer hesabını yapmak ve ona göre de gerekiyorsa bir düzeltme yapmak lazım. Dolayısıyla ben bu örnekte de aynı mantıkla gittim. Kısa vadeli krediler için sadece faiz tahakkuklarını sınıflandırdım. 300
Şuradaki rakamın 381 hesabın içinde hem uzun hem kısa vade var. Kısa vadeye tekabül eden tutar 82.188 lira. Bunu sınıflandırdım ve bıraktım. Ama uzun vade için oturdum, itfa edilmiş değer hesaplaması yaptım. İç verim oranıyla ya da X ayarlarla, hani Excel'de öyle kullandığımız için. Bugüne getirdim kredinin değerini ve kredinin değeri 31 Aralık 2018'de, şöyle çıkmıyor mu? Gösteremedim. 13.629 lira çıktı. 13.629.000 lira çıktı. Kayıtlarda 12.500.000 liralık ana para var. Bir de 1.109.000 liralık faiz tahakkuku var. Aradaki farkımız da 19.000 lira. 19.000 lira da bu örnek için hiçbir şey değil. Ama dedim ya, artık örnek yapacağız yani. Her şeyi de ihmal edersek yapacak bir şey kalmaz. Geçen seneden de bir 99.000 lira geliyor. Geçen sene fark daha yüksek. Niye? Çünkü geçen sene bir ödemesiz dönem var. Ödemesiz dönem olunca kredinin ödeme planında fark bir anda yükseldi. Yani geçen sene 100 bin liraya yakın bir fark var, hem de ters yönde. Bu sene 20 bin lira bir fark var. Olabiliyor. Yani ödeme planına bağlı olarak bu tarz farklar görebilirsiniz. 2017'den gelen 99 bin lirayı bir düzelttim finansal giderlerden. Niye? Çünkü zaten şirket bu yıl faiz gideri olarak yazdı onları. Artı 2018 yılına ilişkinde bir düzeltme yaptım. Öncelikle kısa vadeli karşılıkları, yani faiz, borç ve gider karşılıkları mantığında bizim eski usul söylediğimiz faiz karşılıklarını aldım, kredinin üstüne koydum. Artı finansal giderlerde de 19 bin liralık bir düzeltme yaptım. Bu düzeltmeyi yaparken tabii ki kredinin kısa vadeli, uzun vadeli ayrımını da dikkate almanız lazım. Bu tabloda baktığınızda 152 gün sonra ödeyeceğiniz bugünkü değeriyle 1 milyon 770 bin lira kısa vadelidir. Dolayısıyla bilançoda 1 milyon 770 bin lira kısa vadeli kredilerde gözükecek. Geriye kalan hepsi uzun vadede gözükecek. Yani kısa uzun vade ayrımını da öyle yapacağız. Yoksa hani sadece taksit ödemelerine bakarak ama kısa vadede ödeyeceğim bir taksit yok demeyeceğiz. Faiz var ödeyeceğim. O da bir geri ödeme. Ve karşılıklara geldik. Hocam ben bu arada hem çok güzel gidiyor sunumda ama ben de arada bir oturum başkanlığı yapmış olayım. Tam yarım saatimiz kaldı. Yani bir saatimizi tamamladık. Peki, süper. Tabii ki biraz istisnalarımız olacak. Ama önemli 3 bölüm var galiba, karşılıklar, vergiler gibi. Planlamanızı daha sağlıklı yapmanız açısından bir hatırlatma yapayım dedim. Karşılıklarda fazlaca örneğimiz var. Belki onları hani şey olarak daha hızlı da geçebiliriz. Çünkü aynı şeyin tekrarı gibi olacak. Ama hepsi de çıkabilecek örnekler olduğu için ben koymuştum. Şimdi karşılık nedir? Karşılığın finansal tabloya yansıması için 3 şarta ihtiyacımız var. Raporlama dönemi sonunda geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğün olması, yükümlülüğün yerine getirilmesi için işletmeden ekonomik fayda çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebilir olması lazım ki bilançoya bir karşılık yazalım. Bunun dışında keyfi karşılıklara standartlar artık çok uzun bir süredir izin vermiyor. Bobby AŞ'de neler var böyle değerlendirmemiz gereken? Garanti karşılıkları var, dava karşılıkları var. Çok yerde karşılaşabileceğiniz örnekler değil mi? Tabii garanti karşılıkları ancak böyle dayanıklı, uzun soluklu mal satışlarında olur. Makine satışı yapan şirketler ya da çok basit, bize tüketici tarafından bakarsak işte buzdolabı, çamaşır makinesi satan yerlerde. Dava her yerde karşımıza çıkabilir. Mutlaka dikkate almamız gereken bir başlık. Veya çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar olur. Prim, izin, kıdem gibi. Çoğu şirkette görürsünüz. Prim yoksa izin ve kıdem mutlaka var. Hani dolayısıyla birinden biri karşınıza çıkacak demektir. Karşılıklar ana başlığı altında. Önce garanti karşılıklarına bir basit örnek yaptım. Şirket yine geçmiş performansına dönecek ve diyecek ki
ben bu ürünlerle ilgili ne kadar garanti harcaması yapıyorum? Yıllardır bu ürünleri satıyor. Gayet güzel istatistik çıkarabiliyorlar. %85'inde problem olmaz diyor şirket. %15'inde sıkıntı yaşarım. Bunlardan da %5 neredeyse değiştirmek zorunda bırakabilecek büyük hatalar olabilir. %10'unda da ufak tefek modifikasyonlar, bir tamiratlarla hallederiz. Peki, kaça mal olur bunlar? Küçük hatalar 20 liraya, büyük hatalar 80 liraya. Ortalama tabii, içinde bir tanesini değiştirmek zorunda kalabilir ama ortalama alıyor. Peki, bilanço tarihi itibarıyla garanti süresi devam eden piyasada ne kadar malınız var? Gayet rahat biliyorlar. 100 bin adet malımız var. Tamam, %10'unda 10 bin lirada 20 lira hatadan 200 bin lira harcama öngörüyorum. %5'inde 80 liradan 400 bin lira harcama öngörüyorum. Dolayısıyla toplam 600 bin liralık bir garanti harcamasıyla karşı karşıya kalabilirim. 31 Aralık 2017 itibarıyla da yapmış mıydım bu hesabı? Tabii yapmış olmalıyım. 400 bin lira çıkmış. Bunları mal tablolara yansıtacağız. Ne yapacağız? Önce 400 bin lirayı geçen seneden taşıyacağız. Ardından üzerine bu seneki 200 bin lirayı ekleyeceğiz. Şimdi mesela burada taşımayı tercih ederim. Neden? Şimdi gerçek hayatta teorisini düşünelim önce. Teorik olarak ben geçen sene bu 400 bin lirayı ayırdıysam, garanti harcamaları yaptıkça bu 400 bin liradan mahsup ediyor olmam lazım. İşin mantığı bu. Ama uygulamada bunu yapamazsınız. Gerçekleşen harcamalar garanti kapsamında mıydı da değil miydi, oradan mı düşeceğim, buradan mı düşeceğim? Bununla kimse uğraşamaz pratikte. Ne yaparlar? Zaten karşı ayağı her durumda satılan malın maliyeti. Dolayısıyla geçen seneki karşılığı aynen taşırız. Dönem sonu geldiğinde de, bu illa yıl sonu olacak değil, her ay da yapıyor şirketler bunu. Dönem sonu geldiğinde bugün itibariyle karşılık ne olması gerekiyor diye bakıp aradaki farkı düzeltiriz. Yani bu pratik açıdan uygun olan yöntemdir. Teoride tabii ki tek tek 400 bin liradan düşüyor olmam lazım. Ama dediğim gibi bunu gerçek hayatta takip etmek mümkün değil. O yüzden aynen taşıyıp sene sonunda düzeltmeyi tercih ederim bu tarz karşılıklar için. Dava karşılıklarında bir örneğimiz, işten çıkarılan bir personelimiz var. İşe iade davası açmış. Avukata sordum, sormaya gerek var mı? Biliyoruz, kaybetme ihtimalimiz yüksek. Geri mi alacağız işe? Almayacağız. Artık alır mıyız? Almayacağız. Ne yapacağız? İşte bilmem kaç maaş, tazminat ödeyeceğiz vesaire vesaire. Hesapladık. Yaklaşık 50 bin lira maliyeti var bana. Kaybetme ihtimalim yüksek. Dolayısıyla 50 bin liraya karşılık ayırıyorum. Ama bütün davalara değil tabii, yani her davayı değerlendirip kaybetme ihtimalimiz kazanma ihtimalimizden daha yüksekse ve de bunun karşılığında ödemek zorunda kalacağımız maliyet neye tekabül edecekse ona uygun olarak karşılık ayırmak durumundayız. Çalışanlara sağlanan faydalarda prim olabilir, izin olabilir, kıdem olabilir dedim. Primin aslında çok bir özelliği yok. Yani az önce anlattığım karşılıklardan çok da farklı bir yanı yok. Sadece şuna dikkat etmem lazım. 2017 performansına ilişkin bir prim ödemesi yapıyorsam, genellikle şirketler doğal bir akış olarak 2018'de yapacak bu ödemeyi. 2018'de bordrolaştırıp gider yazacak. Ben 2017'ye yansısın istiyorum. Aynı şey 2018 sonu için geçerli. Bu yılki performansına dair bir prim ödemesi yapılacaksa ben onu bu yılın hesaplamasına dahil olsun istiyorum. Rakamlar aşağı yukarı bellidir şirketlerde. Dolayısıyla da buna karşılık ayırmamız gerekir. Bunu onun için biraz hızlı geçeceğim. Çünkü aynı mantık, hiçbir farkı yok. Diğer şeylerimize vakit ayıralım. İzin karşılıkları da çok benzer ama bazen algı şey olabiliyor. Ya ben izin parası ödemiyorum ki, kullandırıyorum.
Kullandırıyorsun da adam çalışmıyor, sen ona para ödüyorsun. Onu da üretimin maliyetine koyuyorsun. Adam üretime hiçbir katkı yapmadı ki üretim maliyetine çalışmayan işçinin maaşını ekledin. Çünkü biz bordroda ayırmadığımız için izindeyken ödediğimiz parayı maaş zannediyoruz. Hayır, izindeyken ödediğiniz paranın adı izin ücretidir, maaş değildir. Ama bordro hesabında ayrıştırılmadığı için maaş gibi olur. Hiç doğrudan maliyetlere yansır. Ama eğer siz bilanço tarihi itibarıyla çalışanların hak ettiği ama sizin henüz kullandırmadığınız izinler için bir karşılık ayırırsanız, sonraki dönemlerde maliyet hesaplarınız özellikle daha doğru çıkacaktır. Hani işin bir finansal raporlama boyutu var ama aslında bir de yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi boyutu var ki orada da etkileyen bir husus. Dolayısıyla bilanço tarihi itibarıyla devreden izinler ne kadardır? Şimdi yine demeyin hani iş kanununda devretmez ki diye. Devrediyor gerçek hayatta. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Gerçek hayatta izinler devrediyor. Ve bizim de bu yükümlülüğümüzü yansıtmamız lazım. O yüzden de bilanço tarihi itibarıyla devreden izinlerin TL karşılığını hesaplayıp bilançomuzda bir izin karşılığı olarak yansıtmamız gerekir. Ben bu örnekte hani daha küçük sadece idari personelin var, diğerleri kullanmışlar diye varsaydım ve o sebeple de karşılıkları yansıtırken doğrudan genel yönetim giderlerini kullandım. Çünkü sorunun kurgusunda sadece idari personelin devreden izni var. Mavi yakalılar izinlerini kullanmışlar diye bir kurgu yaptığım için. Yoksa hangi fonksiyona aitse o hesap kalemine gitmesi lazım elbette ki karşılıklarımızın. Ve sevgili kıdem tazminatı, tam sette bizi çok uğraştıran bazen bir başlık. Ana fikir olarak aynı yerdeyiz tam setle. Hani çok büyük bir kolaylaştırma söyleyemeyeceğim size. Yine ileriye dönük bir takım projeksiyonlar yapmamız lazım. Belki bazen devir hızına çok hani ihtiyaç duymayabiliriz. Daha hani basite indirgeyebiliriz. Ama bu hesaplamayı yapacağız nihayetinde. İlk yaptığımızda zor. Sonrasında aynen devam ediyoruz aslına bakacak olursanız. Ben de bu örnekte biraz basitleştirdim. Net bir iskonto oranı kullandım. İleriye götürüp geriye getirmek yerine. Ve ödeme oranını da %100 aldım. Yani hiçbir devir hızı öngörmedim. Dolayısıyla ne yaptım? Tüm çalışanlar için bir kere 31 Aralık itibarıyla nedir yükümlülük? Yani bugün işten çıkacak olsa, çıkaracak olsam ne kadar ödeyeceğim? Buna brüt kıdem tazminatı diyebilirsiniz. Maksimum tazminat yükümlülük diyebilirsiniz. Bilmiyorum yani. Nasıl bir isim vermek isterseniz. Bugünkü rakamı hesapladım önce. Ama biliyorum ki bugün ödemeyeceğim. Belki Ahmet Bey'e 10 yıl sonra, Mehmet Bey'e 15 yıl sonra, Ayşe Hanım'a 5 yıl sonra ödeyeceğim. Ne zaman? Emekli oldukları zaman. Veya ne zaman? Emekli olmasalar bile kanuna göre belli sürelerini 15-20 yıl gibi farklı süreler var. O süreleri doldurduklarında ödeyeceğim. Buna göre bir öngörü yapıyoruz herkes için. Hangi tarihte bu parayı almaya hak kazanacak diye. Daha sonra da o tarihe götürüp bugüne indirgiyorum. Ya da burada ben net dedim %5 ile iskonto ediyorum. Yıllık %5 ile bugüne indirgeyerek bir hesap yaptım. Tam setten kolaylık şu tabii. Aktüeryal kazanç kaybı ayırıp da farklı muhasebeleştirmek durumunda değiliz. Tam sette aktüeryal kazanç kayıp öz kaynakların altında muhasebeleşiyor. Diğer kapsamlı gelir kalemi olarak muhasebeleşiyor. Burada öyle bir ayırma ihtiyacım yok. Aradaki fark doğrudan personel giderlerine yansıyacak. Ve tabii personel giderlerine yansırken de şimdi bizim fonksiyon esasına göre hazırlanmış kar zarar tablomuzda personel giderleri diye bir satır yok. Satışların maliyeti var, genel yönetim giderleri var, satış pazarlama giderleri var vesaire. Siz de normal personel giderlerini nerelere dağıtıyorsanız, kıdem tazminatından kaynaklanan gider de bir personel gideridir. Ve aynı anahtarla kişi bazında departmanlara göre mi? Ki daha çok öyle oluyor. Bizim yaptığımız fiktif örneklerde oransal olarak mı? O paralelde dağıtmanız lazım ilgili hesaplara yansıtırken. Ben burada tabii dediğim gibi fiktif bir örnek olunca oransal gittim.
bir varsayım yaptım. Dedim ki %50'si satışların maliyetini etkileyecek, %30'u genel yönetim giderlerini, %20'si de pazarlama giderlerini ve yine bir varsayım yaptım. Stok etkisini ihmal ettim. Stok etkisi de nereden çıktı? Üretimde çalışan personelin personel gideri üretim maliyetine giriyor. Üretim maliyetinin sonucunda da bir satılan malın maliyeti, bir de stok çıkıyor. Dolayısıyla onun içinde de pay var. Ama artık hani oraya kadar uzatmadan, ihmal ederek hepsini satışların maliyetine yansıtmayı tercih ettim. Kıdem tazminatı karşılığı 150 bin lira 31 Aralık 2018'de. 2017'de de 80 bin lira olarak hesaplanmış. Dolayısıyla ne yapacağım? Önce 80 bin lirayı taşıyacağım. Ardından 80 binden 150 bin liraya kadar çıkacak olan 70 bin liralık farkı da satışların maliyeti, genel yönetim ve pazarlama giderleri arasında dağıtmak suretiyle finansal tablolara yansıtacağım. Evet, ertelenmiş vergiden önce son bir konum kaldı, hasılat, satışlar. Satışlarda da bazen karşımıza farklılıklar çıkabiliyor gerçekten. Özellikle de mal ve hizmet satışlarının birlikte yapıldığı durumlarda. Mesela şöyle bir kurgu yaptık. 450 bin liralık bir satış var. Ama bu 400 bin liralık bir makina ve 50 bin liralık bir bakım sözleşmesinin bileşkesi. Makineyi teslim ettiğiniz an yükümlülüğünüz yerine geldi. Makineyle ilgili olarak. Ama daha hizmeti vermediniz. Hizmet bir yıllık bakımı içeriyor. O zaman hizmete tekabül eden kısmını hasılat yazamazsınız. Bekleyeceksiniz. Neyi bekleyeceksiniz? Yükümlülüğünüzü yerine getirmeyi bekleyeceksiniz. Yükümlülüğünüzü yerine getirdikçe hasılat yazacaksınız. Dolayısıyla tek düzen hesap planında otomatik fatura kesilince alt üst hesaplar çalışmış olabilir. Doğal sonuç olarak. Ben onu düzelteceğim. 50 bin lirayı satış hasılatından düşüp gelecek aylara ait gelirler mantığıyla diğer kısa vadeli yükümlülüklerin altına koyacağım. Bir örnekte faturalayıp sevk etmediğimiz mallarla ilgili yansıtmıştım. Malları sevk etmediyseniz, faturasını kestiyseniz hasılat yazabilir misiniz? İlk cevabım hayır. Ama bir takım şartlar yerine geldiğinde istisnai durumlarda hasılat yazma hakkınız olabilir. Burada yok öyle bir şey diye düşündük. Satış personeli prim alabilmek için biraz müşteriyi desteklemiş sipariş vermesi için. Dolayısıyla aynı mantıkta 250 bin lirayı satış hasılatından düşüp gelecek aylara ait gelir olarak değerlendiriyorum. Ne zamana kadar? Sevkiyat yapılana kadar. Ama bunu yapınca tabii maliyetini düzeltmeyi de unutmayın. Stoklara geri almanız lazım. Tabii ki stoklarda ayrı bir alt hesapta takip ederiz, ayrı konu. Ama ana başlık olarak stoklara geri almanız lazım. Satışını yapmadığınız malın maliyetini de tabii ki gider yazmış olmayacaksınız. Evet, yoruldunuz, sıkıldınız biliyorum ama sonuna geldik artık. Düzeltme kayıtlarımızı yaptık. Şimdi bunların vergi etkisini dikkate alacağız. Neydi ertelenmiş vergi? Varlıkların ve yükümlülüklerin finansal durum tablosuna yansıtıldıkları tutarlar ile vergiye esas değerleri arasındaki geçici farkların vergi etkisi. Bir de bugün zaten Çağatay Hocam anlattığı geçmiş yıl zararlarından veya vergi indirimlerinden kaynaklanıyor olabilir. Biz sadece varlık ve yükümlülüklerin geçici farklarına değineceğiz bu örneğimizde. Şimdi ertelenmiş vergi bazen kafamızı karıştırır, doğrudur, biraz zor gelir. Anlamlandırmakta bazen zorlanırız, anlamlandıramadığımız şeyi de hesaplamak zor gelir. Aslında tanım çok güzel. Yani yasal kayıtlarımızda vergi hesabı yaptığımız bilançolarımızda bir değeri var varlığın. Ama biz bu mali tabloda başka bir şey yazıyoruz. Ama o zaman vergiyi hesapladığımız baz başkaydı, şimdi başka gibi bir takım sıkıntılar. Şimdi öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum size. Kurumlar vergisini nereden hesaplamaya başlarsınız? Dönem karından, değil mi? Vergi öncesi dönem karını alırsınız önünüze. Artı eksi matrahı bulmak için
gelir gider kalemlerini vergi mevzuatına göre ekleyip çıkarırsınız. Bulduğunuz rakam nedir? 2018 yılının vergi gideridir. Sonra dönüp bakarsınız, yani kar zarar rakamını bulursunuz. Sonra dönüp bakarsınız, yıl içinde bu kadarını peşin ödemiştim. Demek ki bu kadar borcum kalmış deyip bilançoya bağlarsınız. Burada tersten gideceğiz. Ertelenmiş vergi hiçbir zaman gelir tablosu üzerinden hesaplanmaz. Bazen öyle örnekler görüyorum. Çok basit örnekte aynı sonucu bulursunuz. Ama her zaman bulamazsınız. Ertelenmiş vergi bilanço üzerinden hesaplanır. Bilançodaki varlıkların ve yükümlülüklerin farkları üzerinden hesaplanır. O zaman ortaya çıkan rakam da bilanço rakamıdır. Yani ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğüdür. Kar zararı nasıl bulacağız? Açılış bilançosuyla kapanış bilançosu arasındaki fark kar zararı verecek. Onun için 2017 bakın bilançosuna ihtiyacım var. 2018 bilançosu yetmiyor bana kar zararı hesaplamak için, hazırlamak için. 2017 bilançosuna da ihtiyacım var. Şimdi tabii ertelenmiş verginin çok tek tek üzerinden gidemeyiz. Hani takip etmeniz güçleşir. Artı görüyorum ki herkes çok acıktı. Öndeki kurabiyelere ciddi bir rağbet var. Hocam öndekiler arkaya doğru tabakları lütfen daha seri bir şekilde gönderiniz. En arkaya ulaşmadı henüz. Onun için hızlı toparlayacağım. ...2018'de, 2017'de iki ayrı hesap yaptım. Hangi kalemlerde fark varsa o kalemlerde... O mesaj hakkında. Cemal Hocam'ın önündeki tabağın arka tarafa doğru gitmesiydi ama o tabak duruyordu. Evet, böylece zoraki bir şekilde gönderdik. Yok hala arkaya gitmiyor, yana gidiyor. Peki, dediğim gibi bilanço üzerinden gideceksiniz. Ertelenmiş vergi hesabı yaparken iki şeye ihtiyacınız var. Bir, tek düzen hesap planına göre hazırlanmış bir bilanço ve yanında BOBI FRS bilançonuz ki aradaki farkları tek tek alabilirseniz. İki, kurumlar vergisi hesabına ihtiyacınız var. Ne alaka? Çünkü tek düzen hesap planı vergi bilançosu değildir. Öyle diyoruz ama öyle olsaydı hiç matraha ilave edecek bir şey olmazdı, indirilecek bir şey olmazdı. Tek düzen hesap planındaki vergi öncesi kar eşittir matrah olurdu. Değil. Dolayısıyla tek düzen hesap planı bilançosu vergi bilançosu değil. O yüzden kurumlar vergisi hesabını da önünüze koymanız lazım. Kıdem tazminatı gibi hesap planında olup da olabilir şirket yansıtmış kayıtlarına. Ama vergide geri eklemiş. Siz bunun üzerinden ertelenmiş vergi hesabı yapmak zorundasınız. Ama kayıtlara yansıdı deyip atlarsak yanlış olur. O yüzden mutlaka hesap, kurumlar vergisi hesabı, belki beyanname artı iki finansal tablonun karşılaştırması lütfen elinizde olacak ki ertelenmiş vergiyi hesaplayabilirsiniz. Ve bunun sonucunda geçen seneki 459 bin lirayı yine taşıdım cari yıla. Sene sonunda da 2018 sonunda da ertelenmiş vergi varlığını olması gereken yere getiren düzeltmeyi yaptım. Nasıl bir yol izledik? Tek düzen hesap planıyla başladık. Oradaki mizan ya da bilanço neyi üzerinden gidiyorsanız. Sonra bir takım düzeltmeler yaptık. 20 tane düzeltme yaptık bu örnekte. Ben şöyle bir kolona tek düzen hesap planını koydum. Ondan sonra tek tek düzeltmeleri yaptım. Her bir kolon bir yevmiye kaydı oldu benim için. Borç alacak da artı eksi, borçları artı alacakları eksi dedim. Kendimce muhasebe programı oluşturdum Excel'de. Ve en sonunda da BOBI FRS'ye gelmiş oldum. Evet, bunun sonucunda da BOBI finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolara gelmiş olduk. BOBI finansal tablomu niye açmıyor?
Peki, açmadı. Kusura bakmayın, finansal tabloları açmadı. En sonunda da hani geldiğimiz noktada finansal tablolarımız vardı. Nasıl durumdayım? Birkaç dakika var. Peki. Ya aslında temin denedik. Açtı, şunu açmak istiyorum. Tamam, böyle açtık. Tamam, böyle açtık. Böylece bilançoda, yani finansal durum tablosunda 2018 ve 2017 karşılaştırmalı böyle vereceğiz. Yani finansal durum tablosu iki dönem olacak sonuç itibarıyla. Ama bakın ne kadar detaylı. Yani stokların detayı var, maddi duran varlıkların detayı, maddi olmayan duran varlıkların detayı. Hani detaylı bir finansal tablo. Çünkü tam sette biz ne yapıyoruz? Ana başlıkları verip açıklamaları dipnota bırakıyoruz. Burada detaylı bir finansal tablo formatımız var. Ve şurada tabii dönem karına hiçbir şey yazmadım. Buraya muhtemelen bir yıldızlı açıklama yaparım. Bu geçmiş yıl karlarının içindedir diye bir açıklama koymam lazım. Kar zarar tablosuna da bakacak olursak yine bakın esas faaliyet karının içinde esas faaliyetlerden diğer gelirler giderler var. Sonra bir daha diğer faaliyetlerden gelirler var. İşte bakın kirayı falan sınıflandırmamın sebebi bu. Çünkü finansal tablo formatı yatırım amaçlı gayrimenkul kira geliri, değer artışı, satış kazançları hepsini ayrı ayrı alt başlıklar açmış. Ben de o yüzden sınıflandırmalar yaptım. Ya da finansal gelir dediğinizde faiz, kar payı ve bunun gibi gelirler, kur farkı gelirleri, finansal yatırımların satış kazançları veya değer artış kazançları hep ayrı ayrı listelenmiş. O yüzden ben de ayrı ayrı satır açmak durumunda kaldım. Evet, benim açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonra herhalde yılın da sonuna geldiğimize göre bana göre söyleyecek tek söz kolay gelsin demek uygulamacılara. İhtiyaç olduğunda tabii ki destek gelecektir. Ama top sizde. Sayın Demirel. Evet, gerçekten çok güzel bir sunum oldu. Hocamıza ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bırakın göz kapamayı, kimse gözünü kırpmadı bile hocam. Ben buradan izliyordum sürekli. Sadece acıktılar. Acıkmış olabilirler. Bir 5 dakikada toparlıyoruz. Hemen sonra Nurhan hocamıza sözü bırakacağız. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani bu BOBI finansal raporlama standardı dünkü sunumlardan da görüyoruz. İşte özellikle Mart ayındaki Bakanlar Kurulu kararından sonra 6500 civarında işletmenin BOBI finansal raporlama standardını uygulamaya başladığı görülüyor. Bu limitler azalmaya başladıkça bu sayı giderek artacak. Ve Türkiye'deki işletmelerin, yani sadece %1'inin büyük ve kayık kapsamında olduğunu düşündüğümüzde geride çok büyük bir sayı var. Bunların da küçük ve mikrolarını bir kenara bıraktığımızda bu sayı giderek artacak. Meslek mensupları olarak işte özellikle Türkiye'de pazar ekonomisi, pazarın sorunları, kaliteli olmayan işletmelerin yapısı falan gibi sebeplerle ciddi sorunlar da yaşadığımız bu süreçte işletmelere değer ve fayda yaratmak ve bu yaratmış olduğumuz faydanın ve değerinin de aynı zamanda ortağı olma gibi bir hedef koyuyoruz önümüze. Bu çerçevede baktığımızda ben arkadaşlarımıza şöyle bir şey öneriyorum. Ben bu iş öğrenmeye çalıştığım ilk zamanlarda da bu yöntemi kendi firmalarımda uygulamaya çalıştım. Her bir işletme, muhasebeci, mali müşavir arkadaşlarımıza söylüyorum. Hepimizin işte öyle ya da böyle ister 30 müşterimiz olsun, ister 50 müşterimiz olsun, ama bunların işlerinde 3 tane, 5 tane sayısı çok fazla olmayan iyi müşteri vardı. Bunlar daha kayıt içerisindedirler. Bunlardan emeğimizi daha karşılığını daha rahat alabildiğimiz iyi işletmelerdir. Ama bunlar müşteri zincirimizin aynı zamanda da en zayıf halkasını oluştururlar. İşte bu müşterilere en azından sanki bir BOBI standardını uygulama kapsamına gireceklermiş gibi bunlar üzerinde çalışmalar yapmaya başlarsak, buralardaki eğitimlerden veya başka yerlerde alacağımız spesifik eğitimlerden, ki odamız bunu çok önemli bir hedef olarak önüne koyacak,
Bunlardan da faydalanarak önce bu işletmelerin bir BOBİ'ye göre ne oluyor, bir görelim durumlarını. Bir görelim, yapalım. Hata da yapabiliriz, yanlışlık da yapabiliriz. İşletmeleri hep yakınmıyorlar mı? Ya zarar var, zarar, işte kar var, vergi veriyorsunuz, vergi veriyorsunuz ama ben zarar ediyorum aslında diyor. Bir görsünler bakalım, biz de bunu finansal tablolarla ortaya koyabildim. Ben bunu önemsiyorum. Yani böyle bir yöntem uygularsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Hocamızın kitaptaki sunumunda da zaten metinde de belirtmiş, bu bir BOBİ standardını uygulayan büyük ölçekli işletme için hazırlanmış bir örnektir. Elbette ki orta büyüklükteki bir işletme için o istisnaları göz önünde bulundurmamız lazım ki örnek çok güzel hazırlanmış. Yani mümkün olduğu kadar oralarla örtüşen ama örneğin ertelenmiş vergi konusunda bir istisnası var. Yani uygulamak istiyorsanız uygulayın ama orta büyüklükteki işletmeseniz uygulamak zorunda değilsiniz gibi. Bunu bu vesileyle belirtmek istedim. Yine hocam yani burada en azından biz oda olarak da dileğimizi ortaya koymuş olalım. Çok güzel bir çalışma gerçekten. Bunu biraz daha hani geliştirerek belki işte inşaat sektöründe, hizmet işletmelerinde, ticaret işletmelerinde gibi örneklere de dönüştürerek bir kitap haline getirsek ve bunun üzerinden eğitimlerimizi gerçekleştirsek çok faydalı olacak tüm meslek mensupları için. Bunu bir düşünmenizi rica ediyorum. Biz her türlü katkıyı size vermeye hazırız bu süreçte. Ben bu güzel çalıştayı tekrar organize eden bir üç kurumun işbirliğiyle hazırlandığı, odamızın katkısı olduğu, MÖDAV'ın katkısı olduğu, üniversitemizin işletme fakültesinin tabii ki değerli dekanı Profesör Doktor Nuran Cömert hocamızın bütün koordinasyonu altında gerçekleşti bu çalışmalar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlgiyle izleyen bütün herkese, sizlere, bütün katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Baştan söylemeye atladığım selamı şimdi tekrar ediyorum. Oda adına, kendi şahsım adına hem selamlar hem sevgiler, mutlu yarınlar diyorum. Kolay gelsin. Şimdi herhalde bilmiyorum programı şey yapamadım ama sizi takdim edecekler hocam. Buyurun. Değerli hocamıza ve Sayın Erol Demirel'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine teşekkür belgelerini sunmak üzere Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cemal İliş'i kürsüye davet ediyoruz. Tabii Nuran efendim, Nuran hocam özellikle verdirdi. Özelliği ne? Özelliği ne? Bundan 15 sene önce miydi hocam? Evet. Tuğba Şavlı Marmara Üniversitesi'nde bir sunum yapmıştı. Hocam o gün bana verdirmişti Tuğba Şavlı'nın plaketini. Dedi ki o gün başladı bu iş. Bugün tekrar. Tabii keyifle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hiç hatırlamıyordum gerçekten o gün hani plaketi kimden aldığımı. Sonra bir gün bir baktım Nuran Hoca'dan bir fotoğraf geldi bana. Fotoğrafı bir açtım. Cemal İbiş bana plaket veriyor. Nuran Hoca onu bulmuş ve bize gönderdi. Hakikaten bugün de onu anmış olduk böylece. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam.
değerli katılımcılar, hepinize ilginiz, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnanın böyle toplantıların göründüğünden çok detayı var. Herkese o detay ne kadar dikkatini çekiyor ama ben şahsen hep o detayla ilgilenmekten bazı şeyleri kaçırdım. O detayda işte çay kuyruğuydu, aşağıdaki lavaboların temizliğiydi falan. Sizleri rahat ettirmek için elimizden geleni yaptık ama bir eksiğimiz varsa lütfen bağışlayın. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli desteği bizim için çok değerliydi. Bunun için gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlk çaldığımız kapı o oluyor. Yoksa hani bilimsel etkinlikler, özellikle konferanslar, sempozyumlar vesaire için devletin bir bütçesi yok. Bunları ancak böyle mesleki kuruluşlar, eğitime, bilime önem veren teşkilatlarla yapıyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her vesileyle de buluşmayı diliyorum. Hocalarıma da özel teşekkürlerimi arz ediyorum.